Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün ara tatil olmasından dolayı çocuklarla birlikte Antalya'daki evimize geldik. Belki anılarımız canlandı. Antalya'daki evimizde hep beraber sizlere bu videoyu çekiyorduk. Önce şu köşede başlamıştık sizlerle. Daha sonra bu köşeye geçmiştik. Daha sonra Ankara'daki Evimizde sizlere video çekmiştik. Evet iş yerinde görev değişikliği olmuştu arkadaşlar. Antalya'dan Ankara'ya gelmiştik. Ancak Antalya'yı da yazlık olarak kullanıyoruz. Çocuklarla birlikte ara tatil olduğunda işte çocukların ara tatilini değerlendirmek için hem bir şehir değişikliği hem de bir değişiklik olsun diye buraya geliyoruz. E tabi bizim de burada ofisimiz bir laptop ve bir internetin olduğu her yer bizler için birer ofis sayılıyor. Tabii ki yolda da borsayı takip etmeye çalıştık. Borsayı takip etmeye çalıştık ve çayımızı da demledik arkadaşlar. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Her tür spekülatif, manipülatif haber ve işlere rağmen Borsa İstanbul finans sohbetin dediğini yaptı arkadaşlar. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Sen doğru ol eğri kendini belli eder dedik. Biz doğru olduğumuz sürece eğri olan insanlar kendini belli eder. Ve arkadaşlar bir insan fesat olduğu zaman, kötü niyetli olduğu zaman, art niyetli olduğu zaman o art niyetlilik, o fesatlık döner, dolaşır, gelir o insanı bulur. Yani aslında aklıma bir hikaye geldi. Bunu size anlatmak istiyorum ama yani onu bir başka bir gün anlatalım. Diyorum ya önemli olan siz pozitif olmanız, ve siz her ne yaparsanız yapın iyi niyetli yaptığınız sürece Allah size yardımcı olur arkadaşlar. O insanlar o fesatlıklarıyla, o kötü niyetleriyle, o art niyetlikleriyle kalırlar arkadaşlar. Bundan emin olun yani 50 yaşındaki bir abiniz olarak söylüyorum. Belki hani denir ya ilahi adalet denir böyle. İlahi adalet eninde sonunda tecelli eder. Bazı insanlar der ki ben Allah'a havale ettim oğul der. Siz dersiniz ki ya arkadaş bu dünyada da adalet olsun. Öbür dünyaya havale ettin ama o iş öyle değil arkadaşlar. Yani bazen Allah sizin o ilahi adaleti cezaya verdiğinizi kulunun görmesini istemez arkadaşlar. Ve o eninde sonunda belli bir süre sonra o kişiye yapılan haksızlık veya kötü niyet ona doğru döner. O yüzden bizler iyi niyetli olacağız. Her alanda kendi iş hayatımızda, sosyal alanımızda, mesleki alanımızda, borsada her ne olursa olsun konu oradan geldi. Yani borsada iyi niyetli olmak. Biz doğru olalım eriler kendini belli eder. E bugün borsada ne oldu? Borsa düşüyor gibi yaptı. Evet biz sağlam durduk. Ne dedik biz finans sohbeti olarak? Dedik ki arkadaşlar borsa havadislere endeksli. Ben borsa düşebilir. Öyle kritik bir yere getirdi ki Pala teknik olarak. O simetrik üçgen formasyonun içine düşürdü. Simetrik üçgen formasyonunda bir yöne patlatacak. Biz de dedik ki arkadaşlar 25 Ocak bunun şeyi. Bugün 24 Ocak. Yani elimizde cetvel yok ya. 25 Ocak, 26 Ocak'ta buna bir karar verecek. Çünkü o simetrik üçgen formasyonu ya yukarı ya aşağı. Arkadaş bizim planımız nedir? Kim manipülasyon yapıyor, kim spekülasyon yapıyor. Yok Merkez Bankası'nı değiştirmeye çalışıyor. Ancak bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Hafize Gaye Erkan'ın sigortası benim dedi. Merkez Bankası Başkanı'na direkt destek verdi. Ben de sizlere dedim ki bazen bunu belki bir Twitter sohbet odasında söylemiş olabilirim bu videoda hatırlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ben bunlara garanti veriyorum. Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'na benden tam destek dediği anda bu işi çözer. Çünkü gerçekten yabancı fonlar Avrupa'daki fonlar, Amerika'daki fonlar Türk tahvillerine ilgileniyor. Bugün JP Morgan ne dedi arkadaşlar? JP Morgan ne dedi? JP Morgan değerli arkadaşlar şunu ifade etti. JP Morgan dedi ki ben dedi Türkiye'de gelecek görüyorum dedi. Özellikle Türk tahvillerine ciddi bir talep olacak. Türk tahvillerine talep olduktan sonra belki de bir not artışı gelecek. Bu not artışıyla beraber yukarıya doğru Türkiye ivmenecek. Bunu söyleyen JP Morgan. Ve bankalar ne oldu? Bankalar dünkü negatifliğini kapattı. Yukarıya doğru pozitif hareket etti. Gerçekten Türkiye bir şeyleri düzeltmeye başladığı anda, bir şeyleri düzeltmeye kalktığı anda bazı çevreler kötü niyetli, art niyetli hareket ediyor. Diyorum ya. O art niyet geliyor, dönüyor, dolaşıyor. O bu art niyetli enerjiyi etrafına veren insanlara geliyor, vuruyor arkadaşlar. Öyle diyor arkadaşlar. Biz iyi düşüneceğiz. İyi havadisler olacak ve inandığımız şeyleri söylemeye devam. Ediyor. Elbette yanlış şeyler olursa yanlış şeyleri de söyleyeceğiz. Ancak şu an baktığımızda borsa İstanbul'da gayet iyi yerlere doğru gitti. Şöyle uzak tutayım arkadaşlar. Şimdi telefonu yine bir cızırtı mızırtı yapmasın. Şimdi yukarıda 8149, 8150, 8150'ye kadar geldik. 8.090'da borsayı kapattık. Aşağıda da 7939'lara doğru geldi. Hatta böyle bir üçgeni kırarken böyle doji gibi böyle bir yıldız yaptı ama yıldızın üst yukarısı daha fazlaydı. Sanki böyle teknik analizde işte o mumların dilini anlayan arkadaşlara göre o mumun dili çok olumsuz bir mumdu ama aldı yukarıya doğru götürdü değerli arkadaşlar. Hal öyle olunca da ben de pozitifle bir kat da arttı. Biz ne dedik? Her tür spekülasyon var, manipülasyon var. Biz hazırlıklı olacağız. Bizim hazırlığımız ne olacak arkadaşlar? Ben dediğim gibi yüzde altmış hissedeyim. E peki Selçuk Bey siz bu kadar inanıyorsunuz da niye yüzde bir girmediniz? Arkadaşlar borsadır burası. Yani her şeye aç gözlü olmayacaksınız değil mi? Kazanalım yüzde altmışta kazanalım. Yüzde başka şeylerde değerlendiririz. Değerlendirecek şey mi? Binlerce araç var. Yeter ki hani denir ya içmeye pekmezin olsun. Sinek Bağdat'tan gelir. Öyle arkadaşlar. Yani eğer aşağıya gelseydi ben o size dünkü videomda dedim. Bu %40 olan nakit dengemi %30'a, %20'ye, gerekirse %10'a, gerekirse %5'e kadar düşürürüm demiştim. Çünkü havadisler güzel. Adamlar fonlara girecekler. Fonlar da deli gibi girecek. Ve Wells Fargo diyor ki 2025'in ikinci çeyreğinde dolar 28.50'yi görebilir diyor Wells Fargo. JP Morgan neler söylüyor? Yani bunlara kulak asmak lazım. Bu adamların her şeyi yalan, yanlış değil arkadaşlar. Bazen de mantıklı hareketler ediliyor. Şimdi bir grafik, şimdi grafiklere baktığımızda arkadaşlar bizim burada değerli arkadaşlar düşenimiz vardı. Bu düşen, değil mi? Düşen aşağıya doğru geliyordu. Dün nerede kapattı bizi? Pala kararsız bıraktı arkadaşlar. Bıraktığı yer şuradan aşağıya doğru gelirken şurada bizi üçgenin içine sokuyordu. Şimdi biz dün ne dedik? Eğer benim elimde %40 nakit var dedim. Bakın bunu çok açık söyledim ve net söyledim dünkü videoda. Beni arayıp bulutturmayın arkadaşlar videomda. Burada şuralara gelirse, şuralarda yani 7600 7800'lerde ben malımı alırım arkadaş dedim. Yani elimdeki %40 nakitle buralarda mal toplama bölgesi dedim. Oysa şuraya baktığımızda bakın o kadar manipülatif ve spekülatif ki arkadaşlar. Şu mum var ya, şu mum olumsuz negatif bir mum? Yani bir doji'ye benzeyen bir mum. Aslında şu mumun ardından düşüş beklersiniz siz teknik olarak. Ancak baktığımızda saat 11'den sonra çok güçlü bir şey geldi. Bar geldi ve bu üçgenin üzerinde. Bam, bam, bam. Ve üçüncü mumda bakın şu sat sinyalini görüyor musunuz arkadaşlar? Sat sinyali geliyor. 2, 4, 6 saat sonra bakın sadece 6 saat sonra bam diye al sinyalini yakıyor. Yani şurada teknikçileri öyle kötü punduya getiriyor ki pala inanılmaz. Burada tekniğe inanırsanız satmanız gerekiyor şuralarda. Şu tekniğe inanırsanız. Fakat teknikten aslında iş kazın ayağı öyle olmuyor. Biz ne dedik? Biz hava olabilir dedik. Bu teknik çalışabilir. Bu teknik çalışırsa da ben buralarda malımı %70'i, %80'e, %90'a çıkarırım. Ve ondan sonra pencerenin kenarına geçer kahvemi içerim demiştim. Oysa ne oldu? bam 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 diye yukarıya geldi. Şimdi insan ne demesi gerekiyor arkadaşlar? İnsanın sanki ne oldu paşinyanlar ne oldu demesi gerekiyor. Ve öyle de diyoruz. Ne oldu paşinyanlar ne oldu? Bu kanalda yer alan yorum bilgi düşünceler yatırım tavsiyesi değil sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar diyorum.